بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث التاسع المعلقات في جامع الترمذي. 9-cu bahs Tirmizinin camiasidagi muallaqatlar. Muallaqat nima degani? Ya'ni Tirmizinin kitobida muallaqat bormi yo'qmi? Va muallaqat nima? Al-hadisul muallaq huwa ma huzifa awwalu sanadihi sawa'un kana al-mahzuf wahidan aw aksar ala tawali walau ila akhir as-sanad. Muallaq hadis degani mustalahul hadis kitoblarida ham o'qidik. Bu sanadining avvali hazb qilingan hadisdir. Sanadining avvali hazb qilingan bo'ladi. Oxir emas. Va bu hazb qilingan kishi bitta bo'ladimi yoki ko'pgina bo'lib ketma-ket bo'ladimi va sanadda oxirigacha bo'ladimi, u barobardir. Bular muallaq deyiladi. Muallaq. Qarin ta'liq qilingan. Bu bahs ham nihoyatda mashhur bahsdir. Ya'ni kutubi sittadagi mashhur bahslardan bittasi. Shuning uchun alohida bahs qoyim qilyaptilar. Va avvalu man atlaqa hadha al-istilah huwa al-hafiz ad-Dorqutni. Summa istahara ala lisan al-muhaddisin. Bu istilohni, ya'ni muallaq hadisni iste'mol qilishlik va iste'mol qilganlarning birinchisi u Hofiz Dorqutnidir. Keyin muhaddislarning tilidan mashhur bo'lib ketdi, boshqa ulamolar ham muallaq hadislar rivoyat qila boshladilar. ويقع هذا كثيرا عندهم فهم يحذفون احيانا ويقصدون به الاختصار او يذكرون حديثا تقويه للاستدلال على موضع الباب وقد لا يكون على شرط المصنف. Bu muallaq hadisler, hadislerini muallaq qilishlik muhaddislarning oldida ko'p bo'ladigan narsa. Ular ba'zan shunday hazb qilib oladilar, hazb qilishlik bilan muxtasarlikni qasd qiladilar, qisqaroq bo'lsin deb gapimiz, nasihatimiz, dalilimiz. Ba'zan esa bu muallaq hadisni o'sha bobning mavzusiga dalilni kuchaytirishlik uchun zikr qiladilar. Va gohida esa u muallaq hadis musannifni shartiga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun muallaq qilib keltiradi buni, sanadini mukammal aytmasdan. Va min suvari ta'liq an yuhzafa jami'u al-isnad fa yuqala masalan qala rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Endi ta'liqning suratiga kelsak, muallaq hadisni turlariga. Masalan, sanadining hammasini hazb qilinishligi va mana bunday atilinishligi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki deyishligingiz. Siz shunday desiz, eshitgan odam o'ylaydiki, bu kishi Rasulullohni ko'rganmikin ajabo. Rasulullohdan eshitganmikin, qala Rasululloh deyapsiz-ku. Rasululloh aytdi deyapsiz. Aytmayapsiz ki bizga falon shayx aytdi, shayximizga falon shayx aytdi deb silsilani aytmayapsiz. Mana yuqorida aytganimizdek, ba'zan qisqagina qilib, hali vaqtingiz yo'q yoki sizni qarshingizdagi odam, sizni muqobilingizda turgan odam, avom sizga falon shayx aytdi, falon shayximizga falon shayx aytdi desiz, nima shayxlarni zikr qilyapsan dedi, battar janjal qiladi siz bilan. Meni nima ishim bor seni shayxlaring bilan dedi. Bizni ham shayxlarimiz bor dedi. Shuning uchun sizga, siz unga to'g'ridan to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar deysiz, muxtasar qilib. Ba'zan esa bir hadisni keltirasizda sanadi bilan, uni yonida keltirgan hadisingizni kuchaytirishlik uchun boshqa hadislar ham bor deb sanadini keltirmasdan Rasululloh boshqa hadisda shunday deganlar deysiz. Gohida esa bir hadisni keltirasizda u sizni shartingizga tushmaydi, ammo bor hadis. Uni ham zikr qilib qo'yasiz. Mana sanadining hammasini hazb qilinishligi, hech kim yo'q. Va minha yana turlardan bittasi an yuhzafa jami'u al-isnad illa sahabi aw tabi'i. Yana sanadning hammasi hazb qilinadi, faqatgina sahabi qoladi. Masalan aytasizki, qala Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deysiz. Ya'ni hutta Abu Hurayrani ko'rgandek, hutta undan eshitgandek. O'rtadagi sanadni hazb qilib yuboryapsiz, tashlab yuboryapsiz. Yoki tobi'inga bog'layapsiz. Tobi'in ulamolardan birortasiga bog'lab, keyin sahobiy, keyin Rasulullohdan rivoyat qilyapsiz. Va minha yuhzafa an yuhzifa al-musannifu shayxahu allazi haddasahu va yuzifa al-hadisa ila man fawqahu. Ta'liqning yana bir suratlaridan bittasi musannif unga hadis aytgan shayxini hazb qilishligi. Ustozingizni aytmaysiz.
ve üstazının tepesindeki şeyhke hadiste nisbet beradi. Tushundingiz mi? Mesela ben sizlerge ötken derste tushuntirdim. Mesela bizi Dimishkdagi şeyhimiz Badriddin Hasan Rahimahullah'tan bizge sanat berdiler. Ve mesela özümü şeyhime etmezden bir tanıge Badriddin Hasan Rahimahullah aittiler desem. Tushundingiz mi? Bir tanıge. Ben o kişini körmegem ben, o kişiden eşitmegem ben. Ama şagirdiden eşittim, şagirdini zikir kılmaktan doğrudan doğru özüge nisbet versem. Bu sure sündik. Qala al-Hafiz ibn Hacer فَاِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخًا لِذَلِكَ الْمُسَنِّفِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ ف۪يهِ هَلْ يُسَمَّ تَعْلِيقًا اَوْ لَا فِي هَذَا التَّفْصِيلُ فَاَنْ عُرِفَ بِالنَّسِّ اَوَ الْاِسْتِقْرَاءَ اَنَّ فَعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ قُزِيَ بِهِ وَاِلَّا فَتَعْلِيقٌ Hafız ibn Hacer Nuzhatun Nazar degan kitoblarida Mustalahul Hadis kitoblarida aytdilar ki agar bir kişi shunday o'zini ustozini tarq qilib ustozini ustozini zikr qilsa ve ustozini ustozi musannifni ham ustozi bo'lsa tushundingizmi? Ya'ni ko'rgan bo'lsa. Masalan men sizga bir hadis rivoyat qilaman, keyin siz meni shayximni ko'rasiz. U shayximdan ham sanad olasiz. Şunlar mesela menden hem ruhat kılışız mümkün, doğrudan doğru şeyhten hem ruhat kılışız mümkün. Biz üstazımızdan hem. Eğer o şey üstazını körgen bu ise, bunun halette ulamalar ihtilaf kılıştı. Bunu hadisi talik değildi mi ya ki talik değilmedi mi? Yani muallak mı muallakmaz mı? Ve bu meseledeki sahih kavul ise tafsildir. Tafsilatlı ayçilik. Yani hemmesini muallak ya ki hemmesini muallakmaz demeyimiz. Agar hujjat bilan va chuqur tekshirishlik bilan ma'lum bo'lsa ki, shu ishtiqiga odam mudallis bo'lsa, tadlis qiladigan bo'lsa, tadlis nima degani? Ustozini yashiradigan yoki ustozini ismlarini o'zgartiradigan odam bo'lsa, mudallis. Mustalahul hadisni o'qigansizlar? Unda bu hadisni ham mudallas deymiz. Tushundiradimi? Bu hadisiga ham ishonmaymiz. Ya'ni ba'zilar bor bazı ustozlarini aytkisi kelmaydi. Mesela ustozi mashhur olim emas. Yoki başka olimlar tarafından e'tiroz qilingan kişi. Shuning uchun falan ustozimiz aytdi demaydi. Çünkü aytsa başkalar e'tiroz qiladi. U ilmi yok, ya u taqvosi yok deyishadi. Shunda o'zini ustozini aytgani uyaladi-da, ustozini hazb qilib, ustozining ustozini aytadi. Falon shayx bizga aytdi deydi. Eğer şunday kılıçlığı onun adatı bosa ya şunday kılıçlığı köp köringen bosa o da bu amalini emetemiz ki bu yerden bu natoğur işkili yaptı diyemiz. Lekin bu adam bunu tedris kılmasa ustazlarını yaşırmasından doğru etedigen bosa demek ki bunun hadisini muallakdır hüküm veremiz. Hükmül muallaki Alaslu fil hadisil muallak annahu min qismil merdud lil cehli bi halil mahzuf وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. Muallaq hadisinin hükmü şu ki, yani muallaq hadisdeki asıl, bu aslında merdud bo'lgan hadislerin kısmıdandır. Mustalahul hadisde okuyanlarda hadis iki xil bo'ladi, biri makbul, kabul qilingan hadis, biri merdud, rad qilingan hadis. Muallaq hadis merdud hadislerden hisoblanadi. Rad qilinadigan, kabul qilinmaydigan hadislerden. Nimaga? Çünkü hazb qilingan kişinin holatini bilmaysiz ki. Bir daniga yukarıda aytilyapti, ortadagilarni biz bilmaymiz. Balki ortada zayıf kişiler vardır. Şunun için bu hadis mevdud bo'ladi. Gohida esa muallaq hadisga sahih degan hüküm beriladi. Agar o'sha aytilgan hadis boshqa yo'ldan kelganligi ma'lum bo'lsa. Muttasil sanadi bilan ve ricalları anıq bugün başka yoldan aynı hadis kegen bosa onda bu hadis sahih değil adaga sahih bosa fe in qala cami'u men ahzifuhu siqatun ca'at meselatu ta'dil ala libiham ve indel cumhur la yuqbalu hatta yusamma illa yaqa'a fi kitabin ultuzimat sihatuhu kel Bukhari ve Muslim fe inne lil ulema fi zalike menhecen khassan bi ta'aliqihim. Mesela o'sha olim aytsa ki, meni hazb qilgan olimlarimni hammasi siqotdir desa, ishonchli muhaddislardir. Faqat men gapni qisqartirishligi uchun ularni zikr qilmayapman desa. Undan keyin bu masala
o'sha mubhamlikka ko'ra ta'dil qilishlik masalasi bo'lib keladi va jumhurga ko'ra shunday ham qabul qilinmaydi toki aytguniga qadar. Bir hadisda aytib, bu hadisdagi shayxlar aytmayaptan, ammo hammasi ishonchli desa, ba'zi aytadiki, tamam, qabul qilamiz dedi. Ama jumhur ko'pchilik ulamo aytadiki, yo'q, ayt dedi. Kim ular dedi? Aytsa ko'ramiz, sahih bo'lsa qabul qilamiz, bo'lmasam rad qilamiz. Lekin bunday muallaq hadislar sahih hadislarni o'ziga lozim tutgan kitobda kelgan bo'lsa, Buxoriy Muslimga o'xshab. Buxoriyda ham muallaq hadislar bor, Muslimda ham bor. Ular o'zining kitobida sahih hadislarni zikr qilishlikka harakat qilganlar. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Buxoriy va Muslimda kelgan muallaq hadislarga ulamolarning xos bir yo'li bor. Unga alohida muomala qilishadi. Boshqa kitoblardagi muallaqqa boshqacha muomala qilishadi. Buxoriy bilan Muslimda kelgan muallaq hadislarga esa boshqacha muomala qilishadi. Shu yerda muxtasar aytib o'taylik. Buxoriyda zaif hadislar bor deb da'vo qilganlar shu muallaq hadislarni qasd qilishadi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, bu Buxoriyda zaif hadislar bor deb turib shu muallaqlarni zikr qilishlik bu xiyonat. Chunki avom uni tushunmaydi-da, Buxoriyniki hamma hadisiga shak qiladi. Buxoriyda muallaq hadis kelgan, lekin aslida kelmagan. Buxoriy aslida birorta muallaq hadisni rivoyat qilmaganlar. Masalan, kitobda o'zining asli bo'ladi-ku. Lekin aslida yonida yoki bob qoyim qilganda, aytaylikki, ruku qilishlik to'g'risidagi bob deb turib, An Abi Hurayrata deb bir hadis rivoyat qilgan. U hadis kitobidagi asl emas, raqam qo'yilgan hadis emas u. Bobga salaha qilib qo'ygan. Uni keyin ba'zilar tekshirib ko'rdi, bu zaif ekan. Mana Buxoriyda zaif hadis kelibdi dedi. Yo, Buxoriyning kitobining ichida bor u, lekin Buxoriyning hadislaridan emas. Tushundingizmi? Shuning uchun raqam qo'ymagan unga. Val imam Termiziy la yu'alliqul mutuna illa qalilan. Imom Termiziy esa matnlarni juda kamdan-kam holatlarda ta'liq qiladilar. Ya'ni rijollarni, shayxlarni doim aytishlikka harakat qiladi, ammo ba'zan hazb qiladi. Va zalika li sa'ati shartihi va inatihi bi sina'ati lisnadi ka muslim. Summa iltizamihi bayana halil hadis. Buni sababi imom Termiziyning shartlari keng bo'lganligi uchun. Bemalol butun shayxlarni zikr qilaveradi va imom Muslimga o'xshab san'at ilmiga ko'p ahamiyat berganligi uchun birma-bir zikr qiladilar. Yana uning ustiga u kishi hadisning holatlarini bayon qilishni lozim tutadilar. Har bir hadisning holatini bayon qilishga harakat qiladi. Shuning uchun albatta butun raviylarni keltiradilar. Va min amsilati zalika qawluhu fi babi fazli safil awwal ba'da riwayati 222 aw 224 va qad ruwiya عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا ولساني مرة ترمزيده كي يعني معلق حديث لنين مثال لدن بتسوكي أحمد شاكرنين تحقيقه كورا 222 حديث و شو كتابتا تحقيقه كورا 224 حديث شو يرد برنچ صفنين فزيلتنين بابده Aytib yaptılar ki, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet kılındı ki, deyaptılar. Karin sanatta şeyhlerde aitme yaptı dilimizi. Peygamberimiz Aleyhisselam birinci saf için 3 metre istiğfar etardılar, ikinci saf için 1 metre istiğfar etardılar. Birinci saf fazileti. Yani kıyamet geçe kimi ki birinci saf getirse, Peygamberimiz'e 3'te duası geledi onge. Allah'ın bunlarda günahını keçirgin deyip. 3'te dua. İkinci safga tursangiz bitta duo keladi. Buni gunohini kechirgin deb. Qaysinisi yaxshi? Albatta uchtasi yaxshida. Shuning uchun birinchi safga harakat qilishlik kerak. Mana shu muallaq hadis. Illa anna Tirmiziy kasiran ma yushiru ila al-mutabi'at va ba'zi riwayat al-hadis yazkuru mawdi' al-istishhad faqat va huwa fi zalika muwafiqun lil-Bukhari va ata bi hadha al-maslak lima qasadahu fi kitabihi min al-fiqh. Lekin aslida imom Termiziy ko'pincha mutobiatlarga ishora qiladilar. Ya'ni o'zini keltirgan hadisiga ergashgan hadislarga ishora qiladi va hadisning ba'zi rivoyatlariga ishora qiladilar.
ve istişhadning yerini zikir kıladı halas. Yani hüccet kılını yaptı degen yeri kaysı. Çünkü işare kıladılar. Ve bu nesede İmam Buhari'ye muvaffakat kıladı, Buhari'ye geri geçedi. Ve bu yolunu uzun kitabıda fikhi nesnelerden kaskı geldi gücün kildiredi halas. Fikhi itibardan kildiredi. Hadis ilmi itibardan mez. Senet ilmini itibardan mez. Fikhi meselen itibardan şu işti kıladılar. Tehlikti kildiredilar. İmam-ı Tirmizi. Madem ki şundayken, demek ki Tirmizi'de ki muallak hadislerdedir. Tirmizi'ye itiraz kılıp, taş atıp, Tirmizi'nin falan hadisleri muallaktır, merduttur, zayıftır dişlik, cehalettir. Demek ki kaysa alımını görsünüz ki şunu bahane kılıp Tirmizi'ye taş atsa, onu cahil deyin, o hadisi bilmiyordu o. Onu geldin ki bari sen aldığın müstelah hadisi oku, İmam-ı Tirmizi'nin şartlarını örgen, Tirmizi'nin adetini örgen, kiyin kelim hüküm verdin.